Evet sevgili izleyiciler, aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için ben konuklarımı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gazeteci Barış Yarkadaş ve Yargıtay Eski Cumhuriyet Savcısı Avukat Mehmet Ruşen Gültekin bu akşam bizlerle birlikte. Yeni sistemi konuşuyoruz. Yargıdaki hukuksuzluklardan bahsediyorduk reklama gitmeden önce. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Haksız, hukuksuz tutuklamalar da sürüyor. Cezaevleri mağduriyetlerinden ilk bölümde Barış Yarkadaş da bahsetmişti. Ve geçtiğimiz, durmadan da yerine bir yenisi ekleniyor. Yani bir kişi tahliye ediliyorsa 5 kişi cezaevine gönderiliyor. İşte bunun son noktası da CHP eski milletvekili Eren Erdem oldu. Aynı zamanda PM üyesi şu anda. Barış, sen süreci yakından takip eden bir isimdin. Bize son gelişmeleri aktarabilir misin konuyla ilgili? Evet. Hemen şuradan başlayalım. Milletvekili arkadaşımız Eren Erdem 2013 yılında genel yayın yönetmeni olduğu Karşı Gazetesi'nde yayınlanan 17-25 Aralık haberlerinden dolayı terör örgütü FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlanıyor. Bu da aslında FETÖ'cülerin çıkardığı bir kanun maddesiydi. O zaman ben bu kanun maddesi çıkarılırken gazeteciydim ve TV8'de şunu söylemiştim. Cemaat adına yayına katılanlara da bakın bu kanunları böyle çıkarttırıyorsunuz. Kanunun, hukukun arkasından dolanıyorsunuz. Dünyada olmayan örnekler getiriyorsunuz ama bir gün bu kanunlar gelir bumerang gibi sizi de vurur dedim. Ve bugün FETÖ'cü olma suçlamasıyla cezaevinde yatan birçok kişi bu kanunları o dönem meşru sayarken, çıkması için destek verirken bugün aynı mağduriyeti yaşıyor. Ne demek terör örgütüne üye olmamakla birlikte onun üyesi gibi davranmak? Arasında örgüt üyesi olmakla üye olmamak arasında 1-1,5 yıllık bir ceza var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hukuk olmaz. Şimdi bu işin bir tarafı. Eren'in 2013 yılında yayınladığı haberlerden dolayı 2018 yılında tutuklanması anayasayı, kanunu, hukuku, vicdanı, adaleti bir kenara bırakın. Her şeye aykırı. Çünkü bizim basın kanunumuz bir yazı yayınlandıktan sonra eğer 120 gün içinde ona bir soruşturma açılmıyorsa o yazı hakkında herhangi bir soruşturmanın yapılamayacağını söyler. Ama ne yaptılar? Bunu ortadan kaldırmak, o kanun maddesini hükümsüz hale getirmek için her yazıyı terör örgütü propagandasına, her yazıyı terör örgütüne desteğe ya da her yazıyı terör örgütü üyeliği faaliyeti kapsamına soktular. Onun da süresini 10 yıla çıkarttılar ve böylece sizin 10 yıl önce yazdığınız bir yazıdan dolayı bile terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla karşı karşıya gelmeniz olağan hale getirildi. Şimdi Eren 2013 yılında yayın yönetmeni olduğu Karşı Gazetesi'nde 17-25 Aralık operasyonlarına ilişkin ve o operasyonlarda ortaya çıkan belge ve bilgilere ilişkin, ses kayıtlarına ilişkin haberler yayınlamış. Ama aynı zamanda Fethullahçı terör örgütünü eleştiren haberlere de imza atmışlar. Ve aynı zamanda Eren aynı yıl Nurjuvazi adlı bir kitap yazmış. Ve bu Nurjuvazi adlı kitaptan dolayı terör örgütü lideri Fethullah Gülen, Eren Erdem'e iftira ve hakaret davası açmış ve Eren 5.000 lira da tazminat ödemiş Fethullah Gülen'e. Bakın, tazminat ödemiş. Bu nasıl bir örgüt, nasıl bir örgüt üyeliği ki mahkeme üzerinden hesaplaşıyorlar. Bir kere Eren, Cuma günü duruşmaya çıkarıldığında hakimin sadece ve sadece, savcıyı bıraktım, hakimin sadece ve sadece Fethullah Gülen'le Eren'in arasındaki mahkemenin belgesine bakarak ya böyle saçma bir dava mı olur demesi gerekirdi. Ama Eren Fethullah Gülen'e tazminat ödemiş olmasına rağmen mahkeme kararıyla şu anda FETÖ'cü olma suçlamasıyla cezaevinde. Daha komiği. Ahmet Şık da o şekilde. Tabii ki daha komiği Eren Fethullahçıların Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında olduğu 223 kişilik Selam ve Tevhid dosyasında yasa dışı dinleniyor. Bakın yasa dışı bir şekilde dinleniyor. Fethullahçılar Tayyip Erdoğan'ı, Hakan Fidan'ı, Eren Erdem'i, Hüsnü Mahalli'yi ve tanıdığımız birçok kişiyi Selam Tevhid örgütünün içine sokmak için bir kumpas hazırlıyor ve hepsinin telefonlarını yasa dışı bir şekilde dinliyor. Sonra bu Selam Tevhid davası kumpası çökertildi. Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, Hüsnü Mahalli ve diğer birçok kişi bu dosyanın dışında tutuldu. Çünkü dosyanın bir kumpas dosyası olduğu ortaya çıktı. Ama ne ilginçtir ki Fethullahçıların o dönem dinlediği Eren Erdem'in konuşmaları bugün FETÖ davasının içine, Karşı Gazetesi'nin davasının içine konuldu. Yani Hakan Fidan'ın, Tayyip Erdoğan'ın ve diğerlerinin delil olarak sayılmayan konuşmaları Eren Erdem için delil oldu. Eren mahkemede çırpındı, ben o gün oradaydım. Bakın dedi, benimle ilgili binlerce yalan uyduruldu. Benim Türkiye ve İran savaşırsa İran'ın yanında olurum diye bir tweetim yok dedi. Ve bununla ilgili mahkeme kararını avukatı gösterdi. Bilirkişi inceleme yapmış, o tweetin Eren'e ait olmadığını mahkeme ortaya koymuş. Ben dedi bundan dolayı suçlanıyorum. Benim dedi FETÖ'yle tek bir telefon görüşmem, FETÖ'den aldığım tek bir belge, FETÖ'yle yaptığım herhangi bir ekonomik ticari ilişkim varsa bırakın tutuklanmayı, idamımı istiyorum dedi. Beni burada idam edin dedi. Neyle suçluyorsunuz beni? A Haber'de yayınlanan haberler, bir gizli tanığın verdiği ifadeler. Gizli tanığın verdiği ifadelere ilişkin de Eren Erdem elindeki ses kayıtlarını mahkeme dosyasına sundu. Tabi burada trajik olan şey şu. Eren Erdem milletvekiliyken dokunulmazlığı kaldırıldı. Benim de kaldırıldı. Gittik, ben de 7-8 tane ifade verdim. Eren'e bu Karşı Gazetesi'yle ilgili bir dava açıldı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Ve İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi 7-8 kişinin yargılandığı, gazetecilerin yargılandığı bu davanın duruşma tarihini 19 Eylül 2018 olarak belirledi. Yani Eren'e dedi ki 19 Eylül 2018'de gel kardeşim. Biz hangi aydayız? Haziran ayındaydık Eren tutuklandı. 29 Haziran. 29 Haziran gecesi ne oldu da Eren'i 19 Eylül 2018 tarihindeki duruşmayı beklemeden gözaltına aldırttınız? Bunu sordu mahkemede avukatlar. Ben de tweetlerimde sordum. Efendim birisi ihbar etmiş, Eren kaçacakmış. Ya arkadaş, nereye kaçacak? Pasaportuna zaten el koymuşsunuz. Muhtemelen teknik takip yapıyorsunuz. Gece evinin önünden zaten alıyorsunuz. Yani kaçacak adam evine niye gitsin? Daha önce de 35. Ağır Ceza Mahkemesi yanılmıyorsam yurt dışı çıkış yasağı koymuştu. Koymuş. Şimdi bak buradaki mesele ne? Az önce Süleyman Soylu'nun şehit cenazelerine ilişkin yaptığı açıklamadan bahsettik. Süleyman Soylu bir siyasi algı operasyonu yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile sanki terör örgütlerinin arasında bir ilişki varmış havası yaratmaya çalışıyor. Bu Süleyman Soylu'nun yetkisinde olmayan bu sözler, çünkü asker cenazelerine sonuçta Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay nasıl düzenleneceğine karar veriyor. Yani İçişleri Bakanlığı'nın tabii bu konuda bir yetkisi de yok. Yetkiyi bırakın, bu zaten hani bunun yetkiyle, kanunla izah edilebilir bir yanda yok. Süleyman Soylu'nun bu tepki çeken açıklaması sonrası Eren aynı gece gözaltına alındı, tutuklandı ve sanki Cumhuriyet Halk Partisi ile terör örgütü FETÖ'nün arasında bir iltisak, bir yakınlaşma, bir organik bağ varmış havası yaratılmaya çalışıldı. Eren Erdem'in gazetesinde yayınlanan haberlerin tamamı savcılık iddianamesine girmiş, bunun iddianamelerden oluşturulmuş, polis fezlekelerinden oluşturulmuş haberlerdir. Ve bu bağlamda en fazla yargılanabileceği şey, belki örnek olarak söylüyorum, bizim kanunlarımıza göre hakaret iftiradır. Onun da hapis cezası zaten 1 yıl, sonra hakim onu düşürüyor 8 aya, 10 aya ve cezayı da erteliyor. Belki hani şunu diyebilirsin, kardeşim sen atıyorum X bakan hakkında şunu yazdın ama bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Sana hakaretten ya da özür dilerim iftiradan ceza veriyorum 1 yıl. Onu da indiriyorum iyi halinden, kaçma şüphen olmadığı için ya da çeşitli sebeplerden 10 aya indiriyorum. Bunu da 5 yıl erteliyorum der. Ne demek terör örgütü üyeliği? Asıl şu, üzülerek söylüyorum ama anlattığınız şeyler bana başka bir şeyi çağrıştırıyor. Geçen hafta, oradan gireyim, geçen hafta Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, numarasını bilmiyorum, Ergenekon soruşturmasını 11 yıl sonra kapattı. Evet, ne dedi? Ne dedi? Varlığına dair somut delil ve tespit yok diyerek kapattı. O zaman ne oluyordu? Tüm muhalifler bir Ergenekon sözde terör örgütü kapsamında alınıyordu. Sayın Vekilim konuşurken o günler aklıma geldi. Aynen. O günlerde de biz aynen çıkıyorduk. O zaman Yargıtaş savcısıydım ve işte Yargıçlar Sendikası vardı, derneğimiz vardı. Yargıyı dipçik olarak kullanıyorlar diye bağırıyorduk. Yargı dipçik olmasın diyorduk. Yargıyla insanları hizaya getirmeyin diyorduk. Şimdi bakıyorum anlattıkça böyle bir dejavu. Anlatabiliyor Allah Allah ben bu filmi görmüştüm gibi. Anlatabiliyor muyum? De aynı şeyler olmaya başlıyor. Ve aynı haksızlıklar, aynı şeyler yürüyor. Ve demin söylediğiniz yani birincisi o, ikincisi özür dilerim. Demin Tuba Hanım'ın söylediğine de bir katkı yapmak istiyorum. CHP eski vekili dedi. Hayır. Eren Erdem şu anda milletvekili. 8 Temmuz'a kadar milletvekili. 8 Temmuz'a kadar divan toplanıncaya kadar milletvekili. Yani bu milletin seçtiği bir kişi böyle bir şeyden dolayı tamam nasıl alınıyor? Onun örneğini de vereyim. O gün duruşmadaydık. Sevgili Mahmut Tanal geldi. Çünkü milletvekili. Cübbesini evet giydi. Dedi ki ben şu anda 26. dönem milletvekiliyim. Süremiz bitti. Bakın süremiz bitti. Ama 27. dönemde de seçildim. Şu anda bana göre dedi hukuki boşluk var. Eren'in savunmasını üstlenmek istedi Mahmut Tanal. Hı hı. Ben dedi buraya cübbemle girdim ve savunmasını yapmak istiyorum dedi. Mahkeme ara verdi ve mahkeme dedi ki siz milletvekili. Siz şu anda dedi yeni meclis toplanana kadar, yemin edilene kadar milletvekilisiniz. Yani şu anda Eren Erdem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili olarak tutuklandı. Neden? Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi bir savaş kararı alma ihtiyacı duyarsa siz gideceksiniz. Bizi tabii çağıracaklar. 8 Temmuz'a kadar yemin töreni olana kadar 26. dönem milletvekilleri devam ediyor. Eren de bu bağlamda bir milletvekili. Ama burada Eren Erdem'in tutuklanmasının üzerinden başlayan tartışmaya bir katkıyla devam edelim. Eren'in tabii dosyası çok ciddi bir dosya. Yani AKP'nin özellikle üzerinde durduğu, bir terör algısı yaratmaya çalıştığı, cezalandırmaya ve gözdağı vermeye çalıştığı bir dosya. Ama sadece bu baskı Eren'le sınırlı değil. Antalya'da geçen pazartesi günü gençlik kollarından evet 10 arkadaşımız gözaltına alındı. 8 arkadaşımız özür dilerim. Onların tamamı bir haftadır gözaltındalar. Seçimin olduğu günden beri gözaltındalar. Tek suçları ne? Adliyenin önünde halkın oylarına sahip çıkmak. Az önce bir arkadaşımız serbest bırakıldı. Diğerleri de tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ne olmuş? AKP'lilerle adliyenin önünde sözlü bir tartışma yaşanmış. Küfür, hakaret yok. Herhangi bir iftira yok. Cebir yok, şiddet yok, bıçaklama yok, yaralama yok. Sözlü bir atışma olmuş. Eğer bir sözlü atışma varsa ve bu suçsa niye sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin gözaltına tutuklandı 17 kişi? Ha o da ayrı bir şey. Muharrem İnce'nin mitinginden sonra lokantada yemek yiyen kişilerin Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri iddiası var. 17 kişi tutuklandı. Yine Aksaray'da Cumhuriyet Halk Partili bir genç arkadaşımız gözaltına alınmış. Hakaret etmiş de olabilirler. Tutuklanmayı gerektirir mi? Yani hani tutuklamak için sebepler ayrı. Şimdi bunlar dediğinize geleceğim. Bir gözdağı. CHP ile HDP'yi yan yana getirip CHP'nin bir terör partisi olduğunu, terörü destekleyen bir parti olduğunu toplum tabii kanaatinde çok özür arttırmak. Dileyerek sözünüzü keseceğim hemen evet bir katkı yapmak evet için. Ben de şu anda çok yeni bir haber var. İçişleri Bakanı Soylu başka bir televizyon kanalında şu anda konuk olarak bulunuyor. Ve orada şu açıklamaları yapıyor. O yapmış olduğu açıklamaya istinaden diyor ki bunun neresi iç savaş çağrısı? Benimki sadece tedbir. Neyin iç savaşıymış? Peki ya seçim akşamı hepiniz kulaklarınızla duymadınız mı? YSK önüne tüm vatandaşlarımızı çağırıyoruz demek ne demekti demiş. Şimdi bir taraftan Barış arkadaşın anlattıkları, diğer taraftan da bir bakanın yapmış olduğu açıklamalar. Bakan, ya kanunu bilmiyor. Bak, bakan ya kanunu bilmiyor ya da kötü niyetli. Her yurttaşın bizim kanunlarımızda açıkça ifade edildiği üzere oyların sayımını ve dökümünü izleme hakkı kanunla belirlenmiştir. Vatandaşa gel Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde oylarının sayımını, dökümünü izle demek vatandaşa kanuni görevini hatırlatmaktır. Aynen. Ne yani Süleyman Soylu'ya mı soracağız bir yere giderken? Hayır eğer biliyorsa biliyor ve yapıyorsa çok vahim. Bu kötü niyetli. Bilmiyorsa ondan daha vahim. Aynen öyle. Bütün yurttaşlarımıza o gün de söyledik. bir okulda sandıklar dökülüp oylar sayılırken herkes o oyların sayımını izleyebilir. Ya zaten demokrasi dediğin şey bu. O zaman kardeşim açık oy kullanalım, gizli sayım yapalım. Böyle bir şey olur mu? Bakın bu nasıl arada... bir ötekileştirmeye gidiyoruz Sayın Vekilim. Yani şuraya şehit cenazelerinden bahsediyoruz. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Bugün savaş olsa biz de gideriz. Anlatabiliyor muyum? Bizim çocuklarımız bizi korumak için ölüyorlar. Bu çocukların AK Partilisi, CHP'lisi, HDP'lisi, MHP'lisi olur mu? Sen nasıl bu sözü söyleyebilirsin? Bu sözü söyleyip de bunu nasıl savunabilirsin? Hadi söyle. Ya onlarca yani, Cumhuriyet Halk Partili. Bunu nasıl savunabilirsin? Onlarca Cumhuriyet Halk Partili. Bu duygular üzerinden siyaset olur mu? Ben cenazesine gittim, şehit cenazesine. Bir de Süleyman Soylu. Bir Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin çocuğu şehit olduğu zaman ne olacak? Yani şimdi böyle cenazesine gelme bir denecek gittik yani. Pendik'te Afrin şehidimizin, bakın Pendik'te yani. Afrin şehidimizin cenazesine biz 6 milletvekiliyle gittik. Bakın. Hı hı. Kayınpederi Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı. Mersin Mut'ta şehidimiz oldu. Yine Afrin şehidi. Askere gitmeden bir hafta önce geldi. Göreve gitmeden bir hafta önce geldi. Mecliste tanıdığı milletvekillerini ziyaret etti. Sayın Muharrem İnce ile fotoğraf çektirdi. Onu da Facebook'una koydu. Afrin'e gidiyorum diye. Ya böyle bir anlayış olur mu? Sen o senin şehidin, bu benim şehidim diye bir kavga yaratabilir misin? Bu ülkede insanların üzerinde buluştuğu tek şey şehitlerimiz ve bayrağımızdır. Hayır, öyle sen... değil artık. Öyle. Hı hı. Artık bu iktidar zamanında şehitler de sınıflandırıldı. Ne yazık ki. Afrin şehitleri değil aslında. 15 Temmuz şehitleri. Efendim işte Güneydoğu şehitleri. Böyle bir şehitlik sınıflandırması yapılabilir mi arkadaşlar? Ya söylemeniz bile tüylerimi ürpertiyor. Tüylerimi ürpertiyor. Kabul edilebilir. Üstelik bu bir de hem maaşlara hem bilmem efendim. Bir de bu nasıl bir devlete zafiyet yaratabilebilir mi? Müthiş bir şey. Böyle olduğu zaman bu insanları bizler nasıl birlikte güç olarak beka sorunu diyorsak, tabii. Beka sorunu böyle yaratılır işte. Yaratılmış vaziyette. Beka sorunu çözülmez. Beka sorunu bilakis böyle yaratılır. O zaman bu çocuklar bakınız şeye geleceğiz. AKP ama yeni dönemin politikası olarak bu gerginliği yaratmayı ve bu gerginlik üzerinden CHP'yi kriminalize etmeyi, köşeye sıkıştırmayı, marjinalleştirmeyi, kendisini de geçmişte işlediği suçların üstünü örtmeye çalışan bir parti konumuna getirmeye çalışıyor. Şimdi Süleyman Soylu'nun bu sözleri gerçekten dehşet. Ama şunu da söyleyelim. Süleyman Soylu'nun şehitler üzerinden Türkiye'yi bölmeye çalışan sözlerinin dehşet verici olduğu kadar başka bir skandal daha var. Ne yazık ki HDP'ye yönelik tehditleri kamuoyunda yeterince konuşulmadı. Bir İçişleri Bakanı düşünün. Bir partinin genel başkanını Sayın Pervin Buldan'ı arıyor ve bu ülkeden gidin, nerede yaşarsanız yaşayın, size bu ülkede yaşayacak yer yok diyor. Dünyanın hiçbir yerinde bir İçişleri Bakanı'nın... Bunu söyleyen İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı. Bunu söylemesi kabul edilemez ve ondan acı olanı AKP'nin de susarak bu politikaya destek vermesi. O zaman kardeşim demek ki sizin derdiniz Türkiye'yi bölmek, parçalamak ve bir arada durmasını engellemek. Tarih Sayın Vekilim. Balkan Savaşları'nı biz niye kaybettik? Ordunun içerisine siyaseti sokup çok doğru bir örnek oldu. Bir onbaşının yüzbaşıdan emir almamasıyla, bir binbaşının yani Atatürk'e burada geliyoruz işte Atatürk orduyu siyasetten ayırmak için bu kadar uğraşmasının sebebi bu değil miydi? Koskoca Balkan, Selanik'te bir tane yabancı yoktu, hepsi Türktü yani. Selanik'i biz kurşun atmadan teslim ettik. İşte evet. Orduya siyaseti ve topluma bu tür tohumları ektiğimiz için. Neden vazgeçmiyoruz? 100 sene sonra neden biz bunları tekrar yaşamak zorunda kalıyoruz? Bu arada bir önemli noktaya da dikkat çekeyim. Eren Erdem'le ilgili eksik kalmasın. Eren Erdem şu anda Silivri F tipi cezaevinde. Birçok milletvekili arkadaşımız, mevcut milletvekili arkadaşlarımız Eren'le bugün, yarın, öbür gün ve diğer gün görüşmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin istediler. Hı hı. Adalet Bakanlığı hiçbir milletvekili arkadaşımıza izin vermemiş. Ve cezaevinin şu anda görüşmeye uygun olmadığı, koşulların yetersiz olduğu söylenmiş. Ben bu gerekçeyi hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bu Eren Erdem'e yönelik bir tecrit politikasının başladığının göstergesidir. Dün Ankara milletvekili arkadaşımız Levent Gök kendisini ziyaret etti. Hı hı. özel bir izin alarak, ki milletvekilleri de Adalet Bakanlığı'na bildirimde bulunuyor. Adalet Bakanlığı da izin veriyor. Ona göre gidiyorsunuz günün belli saatlerinde. Ama örneğin Tanju Özcan, Ahmet Akın, Özkan Yalım, Erkan Aydın milletvekili arkadaşlarımız, şu an mevcut 27. dönemde seçilen milletvekili arkadaşlarımıza izin verilmemiş ki bu arkadaşlarımız az önce de ifade ettiğimiz üzere 27. dönemde henüz yemin etmemiş olmalarına rağmen 26. dönem milletvekillikleri 8 Temmuz'a kadar süren arkadaşlarımız. Buradan Adalet Bakanı'na bir uyarıda bulunalım. Eren Erdem'e yönelik tecrit politikasından vazgeçin. Türkiye'yi normalleştirin. Zaten hukuk dışı bir operasyonla Eren Erdem tutuklandı. 19 Eylül'de gerçekleşecek olan duruşması beklenmeden tüm kanunlar ayaklar altına alınarak, yönetmelikler ayaklar altına alınarak ortada somut bir gerekçe yokken duruşma açıldı. Duruşma açıldı, 19 Eylül'de yapılacak olan duruşma birdenbire 29 Haziran'a getirildi. İhbarla ilgili bir gelişme var mı? İhbarla ilgili de avukat arkadaşımız duruşmada sordu. Nedir bu ihbarın kaynağı denildiğinde de ortaya somut bir şey konulamadı. Niye geçmişte de böyle yapılıyordu ya operasyonlar. İmzasız. Ben yaşadım, bana kaç tane imzasız mektupla soruşturma açıldı. Eren Erdem şu anda bizi izliyor mu tam bilmiyorum. Çünkü dün sabah televizyonu ve buzdolabı kantinden teslim edilecekti. Silivri'nin çünkü belli bölümlerinde Halk TV izlenebiliyor, bunu biliyorum. Ama şu anda bizi izliyor mu, izleyebiliyor mu onu bilmiyorum. Henüz avukatıyla da konuşma imkanımız olmadı. Adalet Bakanı'na bir kez daha çağrı yapalım Sayın Abdülhamit Gül'e. Bu tecrit politikasını sakın uygulamayın. Bu tecrit politikası bir insanlık suçudur. Sadece Eren Erdem'e değil hiç kimseye uygulamayın. Ama belli ki AKP yeni dönemde başkanlığı, tırnak içinde söylüyorum, eline geçirmenin ve yeniden mecliste MHP ile ortak olmanın verdiği kibir ve özgüvenle bu gerginlik politikasını sürdürecek. Çünkü bu gerginlik politikasının kendilerine oy kazandırdığını düşünüyorlar. Evet, bugün kazanabilirsiniz. Doğru. Hileyle, hurdayla, onunla, bununla, devlet gücüyle, imkanıyla kazanabilirsiniz. Ama sizin derdiniz bugünü kazanmak değil, geleceği kurmaktır. Yani 20 sene sonra da bu ülkede insanların birbirinin yüzüne bakabileceği, birbirine günaydın, iyi akşamlar, iyi bayramlar, nasılsınız diyebileceği bir ülkeyi tesis etmektir. Ama ne yazık ki şu anda AKP büyük bir özgüven patlamasıyla, büyük bir küstahlıkla gerilim politikasını artırıyor. Bu gerilim politikasının AKP'ye de yaramayacağını buradan bir kez daha ifade edelim ve Eren Erdem'e yönelik tecrit politikasından vazgeçilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizelim. Eren Erdem gazetecilik yapmıştır. Gazetecilikte suç değildir. Eren Erdem'i sanki azılı bir katili yakalamışlar gibi özel timlerle adliyeye getirmek de bizim hukukumuza da aykırıdır. O gün adliyeyi gerçekten görmeliydiniz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da benim duruşmada olduğumu bildiği için aradı ve kendisine de bilgi verdim Sayın Kılıçdaroğlu'na. Ve orada yaşadığım tabloyu da anlattım. Dört bir tarafım Ümit abi özel tim polisleriyle dolu. Yani özel tim polisleri neredeyse mahkemenin içine girecekler. Duruşma salonun içine girecekler. Zaten içeri bir girdim, oturacak yer kalmamış polislerden. İçerisi dolu, dışarısı dolu. Nedir kardeşim, ne oluyor yani? Ne yapmış Eren Erdem? Kaç kişiyi öldürmüş de Eren Erdem'i özel timlerle gece apar topar evinin önünden alıyorsunuz, karakola götürüyorsunuz ve ertesi günde birdenbire kaçma şüphesi var diye tutukluyorsunuz. Tabii sonra o alçak medya ne yapmış? Eren Erdem'i Almanya kaçıracakmış, Almanlarla buluşacakmış. Kardeşim ne Almanlarla buluşması? Eren Erdem gözaltına alındığı gece milletvekili arkadaşlarımızla birlikteydi. Bir Ankara'da restoran açmaya çalışıyordu. Yani küçük bir kafe, restoran deyince şimdi onu da şey derler, bak parayı buldu falan diye. Eren'in öyle bir parası pulu da yok. Birkaç arkadaşımızın da lojistik desteğiyle 20-25 kişilik bir kafeterya, bir böyle lokal açmaya çalışıyordu. Çünkü bir çocuğu var bakmakla yükümlü olduğu, eşi var bakmakla yükümlü olduğu, kendi hayatını idame ettirmesi gerekiyor. Emekliliği yok, kamuoyunda yanlış bir algı var. 2 sene milletvekilliği yaptığında sanki emekli oluyorsun ve emekli maaşı alıyormuşsun gibi bir algı var. Öyle bir emekliliği, bir geliri de yok. Bir yayın evi kurmuştu, o yayın evinde de bu kitap fiyatlarının, doların artmasından dolayı kağıdın pahalanmasıyla birlikte işler çok da yolunda gitmedi. hiçbir geliri yok zaten. Yerleşmeye çalışıyordu. Yani kafe açmaya çalışan bir arkadaşımızı, yok Almanlar kaçıracakmış da Fransız istihbaratıyla görüşmüş de falan, böyle akıl dışı şeylerle yani karalamaya çalışıyorlar. Çıktı hepsi ortaya. Bunlar 2008'lerden 2013'lere 14'lere kadar her türlü ahlaksızlığı, her türlü haysiyetsizliği, maalesef. Bir de utanmadan o yazdıkları yalanları kitap da yaptılar. Evet. Ha, yapmadılar mı bunları? Tamam. Ve hepsinin yalan olduğu ortaya çıktığında aynı pişkinlikle devam etmedi mi bu adam? Daha komiğine biliyor musun Ümit abi? 15 Temmuz o alçak darbe girişiminin ardından partimiz meclise bir araştırma önergesi verdi. Dedik ki gelin kardeşim bu FETÖ darbesinin tamamını araştıralım. Ben de imza attım. Siyasi ayağını ortaya çıkaralım. Tamam, mümkün değil. Eren'le birlikte imza attık. Mahmut Tanal, ben, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Gürsel Tekin, birçok milletvekili. Ya aynı gün reddettiler. Aynen. Ya kardeşim peki sizin nedir bu FETÖ'nün ilişkilerinin ortaya çıkarılmasındaki korkunuz? Ya atadığınız Adil Öksüz'ü arayacağı söylenen polisi FETÖ'den tutukladınız. Peki kaç aydır? 2 senedir Adil Öksüz'ü nerede arıyordunuz? Şimdi utanmadan yandaş medya diyor ki efendim gitmiş dağda bayırda aramış. Ya hep bu CHP'nin yüzünden. CHP atamasaydı mesela o polisi, değil mi Ümit abi? Dağda bayırda aramazlardı. Ya bu kadar artık sululuk, bu kadar işi sulandırmak. O polisi tutuklayanları da sonra aldılar gözaltına. Şimdi aslında burada şey var. Zincirleme halde de var. Peki hemen burada başka bir şey daha sormak istiyorum. Ruşen Gültekin'e de sormak istiyorum. Tutuklu başka vekiller de var. Örneğin Enis Berberoğlu. Evet. Bir dakika, önce bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Şunu insanlar bilsinler, eğer bilmeyen varsa ki çok olduğunu zannediyorum. Şimdi bu dokunulmazlıklar ne zaman kaldırıldı? 26. dönem parlamentosu tarafından kaldırıldı. Evet, doğru mu? Doğru. Meclis tarafından. Şimdi öncelikle yaşamsal soru. O dokunulmazlıklar sadece o döneme ait, mi ait, yoksa İlaniye ait? İşte benim soracağım sorunun cevabı da ona çıkacak zaten. Yani prosedür ne olacak? Tutuklu milletvekilleriyle ilgili, seçilenlerle ilgili özellikle. Ben o gece oradaydım. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına açıkça hayır oyu verdim. Bunu da kamuoyuna deklare ettim. Partimizin, artık yeri geldiği için söylemek zorundayım, kapalı toplantılarında da 3 kez söz aldım. Dokunulmazlıkların hiçbir koşulda kaldırılmaması gerektiğini, dokunulmazlıkların kaldırılmasının bir milletvekilliği kurumunu ayaklar altına alacağını, 2 toplumun bir anlamda nefesi olan, sözü olan, toplum adına konuşan milletvekillerinin konuşamaz hale getirileceğini söyledim. Çünkü üzerlerinde büyük bir yargı, tutuklanma ve baskı tehdidi başlayacaktı. Dokunulmazlık milletvekiline verilen kişisel bir imtiyaz değildir. Dokunulmazlık seçmene verilen bir imtiyazdır. Seçmenin temsilcilerinin, halkın temsilcilerinin özgürce, rahatça konuşabilmesi için kanunla düzenlenmiş bir ayrıcalıktır. Ama ne yazık ki partimiz terörle ilişkilendirilmeyelim diye, Anayasa 14'ün dışında. Ama kurtarmadı işte. Yani. Partimiz aman efendim bizi HDP ile yan yana gösterirler, aman bizi PKK ile, FETÖ ile, onunla bununla yan yana gösterirler kaygısıyla dokunulmazlıkları kaldırdı ve bu sürece geldik. O dokunulmazlıkların kaldırıldığı Anayasa Komisyonu'na ben de katıldım. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop aynen şunu söyledi ve kayıtlara da geçti. Dedi ki dokunulmazlıklar 26. dönemde bir sefere mahsus olarak kaldırılmıştır. Dönem değiştiğinde, yani 27. dönemde dokunulmazlıklar eski haline gelecektir. Bu ne demek? 26. dönemde yargılanan tüm arkadaşlarımız 27. dönemde milletvekili seçildikleri takdirde yeniden o dokunulmazlık kapsamına giriyorlar. Tek bir, mesela milletvekilinin dokunulmazlığı hemen nasıl kalkar? Hocam daha ayrıntılı anlatır. Anayasa 14'e göre terörle bir ilişkiniz tespit edilirse ya da suçüstü bir halde yakalanırsanız, bir adam öldürürseniz, terör örgütüne maddi destek verirseniz, bu tür durumlarda dokunulmazlığınız hemen kaldırılır. Ama onun dışında efendim sen şu tweet'i attın, şunu dedin, şu konuşmayı yaptın diye milletvekilini tutuklayamazsınız. O yüzden şu anda 27. dönem milletvekilleri seçildi. Mazbatalarını da aldılar. Bugünden itibaren teknik olarak milletvekili arkadaşlarımız. Teknik olarak. Enis Berberoğlu da Anayasa'nın 83. maddesinin 4. fıkrasına göre şu anda 27. dönem milletvekili olduğu için dokunulmazlığını aldı. Şimdi ne olması gerekiyor? Onu söyleyip bırakayım. Avukatları Enis Berberoğlu'nun mazbatasını Yargıtay'a sundular ve dosyasına durma, hukuktaki deyimiyle söylüyorum, durma kararı verilmesini talep ettiler. Ve aynı zamanda Enis Berberoğlu yeniden milletvekili seçildiği ve anayasanın 83. maddesine göre dokunulmazlık kapsamına girdiği için tahliyesini de istediler. Aslında yarın öbür gün Enis Berberoğlu'nun hemen serbest bırakılması gerekiyor. Diğer tutuklu vekillerle... Biraz fazla mı hukuk konuştum? Yok yok, hayır. Farklı bir görüş sergileyim de yani. Aha. O yüzden... Sevgili Barış şey arkadaş yani, adliyelerde vekillik yaptığı için artık hukuka tam mukavemet oluşturmuş durumda. Çok güzel anlattı Sayın Vekil bu konuyu. Bir kere şöyle başlamak lazım. Sayın Vekilim tabii daha iyi bilirler. Mecliste 600 küsür dosya vardı. Dokunulmazlığın kaldırılmasının asıl sebebi Nisan 2016'dan önce işlenen suçlarla ilgili olarak, hatta bir sürü apar topar fezlekeler hazırlatıldı, evet, getirildi filan ve sadece bunlara münhasır olarak dokunulmazlığın kaldırılması için anayasaya geçici 20. madde eklendi. Evet. Anayasaya geçici 20. madde eklendiğinde dolayısıyla bu da Nisan 2016'dan önce işlenen suçlarla ilgili dokunulmazlık kalkmış oldu. Dolayısıyla buradaki dosyalar açısından, tamam mı, kaldırılmış olan dokunulmazlık yeniden seçilmekle kazanılmaz. Anayasa Mahkemesi'nin de Yargıtay'ın da böyle kararları vardır. Dolayısıyla kaldırılmış dokunulmazlık olmadığı için aksinin kabulü emsal karar aksinin kabulü o zaman dava mahkemede değil sandıkta görülmüş olur. Bakın. Dava mahkemede değil sandıkta görülmüş. Hocam şöyle bir şey yani, düştüler şöyle ama. Söyleyeyim, ben, dokunulmazlık kalktığında geçici 20. maddeye şunu yazdılar. Ben çok teknik detaylara girmek istemedim. Komisyon raporlarına var Sayın Vekil. Hayır hayır. Geçici 20. maddeye de koydular. Bir seferliktir. Yok, yeni dönemi kapsamaz. Yok. Var var. Yok yok. Geçici 20. maddede yok. Komisyon raporlarına var. Zaten yazamazlar onu oraya. Hayır yazdılar yani, ama. Mustafa Şentop da şeyde var, bunu söyledi. Avukatı Murat Ergun da benim de dostumdur. O da söylüyor, komisyon raporlarında var. Geçici 20. maddede yok ama dönemi kapsar diye yazdılar. Dolayısıyla bir yargıç önüne bu dosya geldiğinde diyecek ki dokunulmazlık o dosya açısından kalktığından halen dokunulmazlık kalkmıştır. Yeniden kazanılmış olan dokunulmazlık bu suçu kapsamaz. Çünkü yargılaması devam etmektedir. Ben buna çok üzülüyorum. Ama yani 2011'de Sabahat Tuncel... Ama yani yasal hukuk olarak şimdi böyle. Ama şu da var. Dönem öyle bir dönem ki siyaseten bir mahkeme bu noktada bunun aksine bir karar verebilir mi? Kesinlikle verebilir. Hani bu da bir hukuki görüş diye söylüyorum. Aksi olur umarım dediğiniz gibi. Aha. Ama şeyden önce Nisan 2016'dan önce işlenen dokunulmazlık aksinin kabulü gerçekten de davanın mahkemede değil sandıkta görüldüğünü kabul etmek anlamına gelir ki bu hukukta geçerli olmayan bir şeydir. Yani yeni seçildiğin anda o suçtan dolayı artık yargılanamaz hale gelir. Dokunulmazlık zırhını alırsın. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ama 2011'de Sabahat Tuncel için bu karar verildi. 2011'de yine Mustafa Balbay için Anayasa Mahkemesi bu konuda bir karar verdi. Onunla ilgili onların nitelikleri farklı tabii, da. Tabii. Ama yani sonuçta bugün Mustafa Elitaş da Enis Berberoğlu'nun serbest kalıp kalmayacağına yargının karar vereceğini söyledi. Bizim hukuki yorumumuz Enis Berberoğlu'nun 27. dönemde milletvekili seçilmesiyle birlikte yeniden anayasa geçici 20. maddede de ifade edildiği üzere dokunulmazlıklar bir döneme hususi olarak kaldırıldığı için dokunulmazlığını kazandığı ve Yargıtay'ın da bir an önce durma kararı vererek serbest bırakması yönünde. Burada kamuoyu bir şeyi de karıştırıyor. Onu da geçen gün HDP milletvekili Leyla Güven'le ilgili bir tahliye, sonra peşinden tutuklama kararı çıktı. O tahliye milletvekili seçilmesiyle ilgili değildi. Süren bir davayla ilgiliydi. O yüzden hani efendim onu niye konuşuyorsunuz? Leyla Güven'i niye konuşmuyorsunuz demesinler. Ha. Leyla Güven'in süren başka bir davasıyla ilgili tahliye çıktı. Sadece Leyla Güven değil ki. Yani kamuoyunu anlatmak anlamında, aydınlatmak anlamında şurayı söylemek lazım. Bir yargıç ve Cumhuriyet Savcısı için hiçbir dosya yekdiğinin benzeri değildir Tuğba Hanım. Her dosya kendi içinde mutlaka ayrı özellikler taşır. Ayrı değerlendirilmesi gerekir. O buna böyle olmuştu demin sizin anlattığınız gibi. Bu burada böyle olmuştu da bu buna emsal olur mu? Aslında emsal kararlar bile burada tartışma götürür. Fakat burada sıkıntı şurada. Bugün Yargıtay bu yargının siyasallaşması kapsamında o kadar sıkıntılı bir yer haline geldi ki liyakatın kaldırılıp siyaseten yargıçların atanmalarının söz konusu olması sebebiyle geçen Anayasa Mahkemesi'nin sayın vekilim onu da vurgulamam lazım. Bir kararını gördüm. Şimdi aynı koşulda olan işçiler işten çıkartılıyorlar. İşe geri alınması için de bunlar dava açıyorlar. Aynı ama çünkü iş satıyor aynı yani. Sizin dosyanız başka bir daireye gidiyor. Benim dosyam başka bir daireye gidiyor. Ben işe geri dönüyorum. Siz dönemiyorsunuz. Bak bu dosya aynı dosya. Çünkü aynı statüdeyiz ya. Anayasa Mahkemesi'ne de o kabul edilmeyenlerden diyor ya diyorlar Ruşen'i aldınız, Barış'ı niye alamadınız? Evet. Anayasa Mahkemesi de onu o kadar güzel anlatmış ki demiş ki bunlar aynı statüde işte burada hak ihlali vardır diyor. Yargıtay artık peki, aynı konuda bile başvuramayanlar hakkını kaybetmişti. Bakın, başvuramayanlar süresinde bu neyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyenler de hakkını kaybetmişti. 2016 yılının Nisan ayında. Hukukun işleyişi biraz böyle bir şey. 2016 yılının Nisan ayında neredeyse 2 sene anlattığım AKP'li hakimler mevzusunun geldiği nokta burası. Ha. AKP, bravo sizden alarak ben de çok FETÖ'den boşalan hakimlikleri ve savcılıkları kendi kadrolarıyla doldurmak için hiçbir liyakati olmayan 3000'e yakın kişiyi hakim ve savcı olarak atadı. Ne yaptılar? Hakimlik sınavında 70 puan şartı olan yazılıyı geçme şartını kaldırdılar. Kaldırdılar. Yani sınava girmeniz yeterli. Ne yaptılar? Onun yerine 45 saniyelik bir mülakat koydular. Ve o 45 saniyelik mülakatta 6 kişi yan yana oturuyor. 6 kişiye ana adı, baba adı, bitirdiği okul soruluyor. Tamam çıkın diyor. Niye? Çünkü o kişi yanında gelirken referansını AKP il başkanlığından, ilçe başkanlığından getirmiş. Şimdi bu hakimlerin duruşmalarına gidiyoruz. Ya emin olun beraat kararı yazdıramayan hakimler var. Beraat kararı yazdıramayan. Öyle geliyor ki önümüze. Geçen gün bir avukat arkadaşımız bir grup öğrencinin duruşmasına girdi. Ben de bir hak savunucusu olarak gittim. Çok trajik bir şey anlatacağım. Öğrenciler için beraat kararı verecekler. Yani ortada bir suç yok. Dava bitiyor. Öğrencileri çıkarttılar dışarı. Avukat bey siz kalır mısınız diyorlar. Hakim diyor ki avukat bey kalır mısınız? Normalde pek rastlanır bir şey değildir bu. Avukat 15 dakika sonra çıktı. Ben de sordum ya ne oldu dedi. Vallahi dedi hakim beraat kararı yazdıramıyor yardımcı oldum dedi. Yani daha artık ne anlatayım? Şimdi ne anlatayım? Peki burada... eskiden hakimlerde yani yargı mensuplarında mecburi hizmet vardı, şart görevi vardı vesaire. Şimdi, deneyim kazanması için demek ki bu tamamen ortadan kalkmış durumda. Ergenekon dosyasını anlattığımız gibi gene sayın vekilimin anlattığı beni nereye götürdü? Biz Yargı Derneği olarak 2006'da AK Parti'nin aldığı hakim savcılarla ilgili dava açtık. Dedik ki mülakata kamera koyun. Evet. Kamera koyun da mesleğe alınamayan çocuk, onun da anası babası var. O da çocuğunu yetiştirmiş ki hakim savcı olsun diye. Çocuk en azından sınavı kazanamadığı zaman gitsin Danıştay'a davasını açsın. Kamera kayıtlarından bu heyet bizim gibi işte 4 kişilik bir heyet oluyor. Karşısına geliyor çocuk. Hesabını versinler yani. Hesap verilebilirlik olsun dedik. Biz bunu dedik diye yönetmeliği aslında Danıştay kaldırdı. Kanuna koydular. Biz dediler şeye koymayacağız. Kamera koymayacağız dediler mülakata. Ne oldu? 15 Temmuz 2016. AK Parti'nin mesleğe kabul ettiği hakim ve savcıların %95'i terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. Cezaevindeler. İdari yargıda. İdari yargıda %95. Alınan o çocuk o zaman o anne babalar bize geldi. Çünkü biz sınavı durdurmuştuk hakim savcı alım sınavını. Bize saldırdılar çocuğumuzun ekmeğine engel oluyorsunuz diye. Oysa biz onları da koruyormuşuz. Anlatabiliyor muyum? Yani bak şimdi ne oldu? Şimdi bir hak arayışı içerisine girdi mahallenin öbür tarafı. Tabii. Oysa adalet öyle bir şey ki herkese bir eğer adaletsiz davrandığınızda 4-5 sene geçmeden o dipçik gelip seni buluyor. Hocam kanun teklifi verdim. hakim, savcı mülakatlarında mutlaka kamera konulsun diye. Daha yeni bu AKP'li hakim ve savcıları deşifre ettikten sonra ne oldu? Kanun teklifini AKP reddetti. He, niye? Savunma. Kardeşim şunu söylüyorum. Ümit Sileli geliyor, 20 sene okumuş, liseyi, üniversiteyi, hakim olmak istiyor. Tek suçu AKP'ye oy vermemek ya da ailesinde AKP'li birinin olmaması. 45 saniyelik mülakatta Ümit Sileli'nin mesleki bilgisine, birikimine bakılmıyor. Tek fişeğine bakılıyor. Sayın Vekilim sadece adını soyadını sormuşlar AKP'den getirdiği referans. Ya AKP Kadın Kolları Başkanı hakim olarak atandı bu ülkede. Ve yasal olarak AKP, bu mümkün değil. Evet. Hakimler ve savcılar kanunda hüküm var. Siyasete bulaşan birisi bir şekilde siyaseten ya biz girerken her şey geriye dönebiliyor. Yani. Mesela diyelim ki Ümit abi. O da ayrı bir mesele. Ümit abi tabii memur mesela örneğin Sağlık Bakanlığı'nda memur. İstifa ediyor, gidiyor bir partiden milletvekili adayı oluyor. Seçilemiyor ya da aday gösterilmiyor. Geriye dönüyor görevine. Kanun şart koymuş. Hakim, savcı dönemez diyor kardeşim. Çünkü reyini belli etti diyor. O saatten sonra olmuş. Bir davaya bakabilmesi mümkün değil. Bu kadar hassas kanunu buna nasıl çevirdiniz? Ama ne yaptılar? Bak getirdiler. Trabzon'da il başkan yardımcısına hakim yaptılar. Evet. Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı'na hakim yaptılar. Sultanbeyli AKP kurucu ilçe başkanına hakim yaptılar. Beni aradı kendisi. Şu anda hakim. Siz dedi işte bize hedef gösteriyorsunuz bilmem ne. Ne hedef kardeşim dedim. Sen ilçe başkanısın dedim ya. Şu anda dedim siyaset yapsam biz seninle sahada tartışıyor olacaktık. Zaten ben seninle yargılansam ne olacak? Ne dedi bana biliyor musunuz? Yani, ne dedi bana? Zaten dedi bu CHP'nin zulmü dedi. Bak şimdi hocam lafa bak. Bu CHP'nin dedi zulmünden biz dedi bıktık bunaldık. Ha dedim bak işte sırf senin bu yüzden hakim olmaman gerekiyor. O Danıştay üyesinin attığı tweet değil mi? Tabii. Bu zihniyetle yoksa. Tabii. Yani asıl mesele şu. Bu zihniyetle sen mesela şimdi Antalya'da 7 arkadaşımız gözaltında. O 98'lerin korkusunu işleyerek. 7 genç gözaltında. Umarım bu arkadaşlarımızı tutuklamaya sevk eden savcı ya da şu anda onların şu an hala sorguları sürüyor Antalya'daki genç arkadaşlarımızın. Onların ifadesini alan, sorgusunu yapan hakim umarım bu atanan hakimlerden değildir. Şimdi bu arkadaşlarımız hakkında bir tutuklama çıkarsa kim burada hangi adaletten bahsedecek? Hangi adaletten bahsediyor? Bu gerekçeyi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı. Benim hakkımda 7 tane dava açtı. 7 kere Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılandım Ümit abi. Bir gün gittim savcıya. Ya dedim ki savcı bey dedim. Her gün beni dedim bu adliyeye çağırıyorsunuz. Gazetecilik yapıyorum. Valla ben yoruldum dedim. Siz yorulmadınız mı? Kapıyı kapatır mısın dedi. Kapattım. Otur dedi. Gazeteciyim o zaman. Bak kardeşim dedi. Ben dedi bunlara soruşturma açmak zorundayım, dava açmak zorundayım dedi. Beni dedi bir gün Adalet Bakanlığı'ndan arıyorlar, bir gün Cumhurbaşkanlığı'ndan arıyorlar. Ne oldu bu davalar diye. Ben dedi şimdi sana dava açacağım, gider derdini hakime anlatırsın dedi. Bu kadar basit. Bahmet. Ben gittim, 56 yıl hapisle yargılandım. Cumhurbaşkanına hakaretten, orada hakaret etmişim burada. Hepsi halbuki siyasal eleştiri. Ve kanun maddesi o kadar açık ki Hollanda'dan biri benim yazdığım bir yazının altına yorum yapmış. Normalde... Ceza kanunu diyor ki Türkiye Ceza'nın 299. maddesi yazan sorumludur, konuşan sorumludur diyor. Hakime anlatıyorum diyorum ki ya kanun bu kadar açık diyorum ben bunu yazmadım. Hani yazsam yazdım derim. Bu kişiyi dedim niye getirmiyorsunuz? Hollanda'dan yazmış beni yargılıyorlar. Çünkü Hollanda vatandaşı Hollanda'dan bu sefer o kişiyi istemeleri lazım. Bütün imajı bozulacak Abdullah Gül'ün tırnak içindeki demokrat imajı bozulacak. Ne yapıyorlar? Hadi gitsin barışçı arkadaş yargılasın. Zaten yargılayamaz ki seni yani. Abi yargılandık işte ne yapalım yani. Şimdi şuraya gelmek lazım tabii. Ne dedik? Valla gelecek bir yerde kalmamış. Yargı bu hale geldiyse artık. Ben de reklama geldik zaten. Aslında vesayet üzereyiz. Vesayet yargısı dedik. Vesayet yargısı dediler. Cemaat yargısına Türkiye'yi teslim ettiler. Cemaat yargısı da bitti. Tam bir siyasal yargıya ve astı bunu artık yeni olarak yazmam lazım. Asıl gerçek bir vesayet yargısına bugün ulaşmış olduk. Şimdi şöyle, şimdi bu duruma bir örnekte ben katkıda bulunmak istiyorum. Çok üzülüyorum çünkü. Demin siz söylediniz diye aklıma geldi. Evet, yargıda bir liyakat vardı. Bir de yetişmesi için küçük yerlerde başlardı. Yargı izleyiciler bilsin. 5 tane ayrı bölgeden oluşurdu. 5. bölgeden, 4. bölgeden göreve başlardık. Orada 10 dosya okurduk. Sonra 30 dosyayı çıkardı. Bu arada ilçe emniyetiyle, ilçe kaymakamlığıyla, devletin makamlarıyla yüzleşirdi. Hakim, doğucu hakim olmuyor. Gidiyor orada devleti öğreniyor. Evet. Kamu görevlisi olmayı öğreniyor. Bir bağımsız yargıç olarak ya da bir cumhuriyet savcısı olarak o ilçede ne olduğunu oralarda öğreniyordu. Bunları öğrenirken hatalar yapanlar yargılanıyordu, bazıları meslekten atılıyordu, çürükler ayrılıyordu, bunların içerisinde çürük çıkanlar da oluyordu. Kalanları liyakatla 1. bölgelere getiriyorduk. Şimdi eskiden bir örnek de işte ona örnek vereceğim. 10 yıllık bir yargıç. İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde görev yapmak istiyorum, çocuklarım burada üniversite kazandı dediğinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu diyordu ki bak seni buraya atarız seni yerler. Biz seni korumak için gel Kocaeli'ne verelim. Tabii. İstanbul kadar kıdemin yok, seni mahvederler orada diyordu. Çünkü burada yargıç savcı olmak kolay değil. Dünyanın en büyük metropolünde en dişli avukatların olduğu bir bölge burası. Hı hı. Şimdi Tuğba Hanım öyle büyük bir vahamet var ki ben bu arkadaşlarımıza üzülüyorum. Kura çekip Çağlayan Adliyesi'ne getirdiler en son 47 kişi. Bu çocuklarımızın burada yargılama yetkisini kullanma bilgi birikimi yok. Bunu kazanmaları için en az 10 yıl gerekiyor. Yani HSYK'nın şeyine göre. Geçen gün ne oluyor? Geliyor. Yeni tıp fakültesinden mezun olmuş çocuğa bypass ameliyatı yaptırıyoruz. Bu kalbi naklet diyoruz. Hocam, hasta ölüyor. Hocam geçen gün boşanma davası izliyorum. Hı-hı. Ben adliyeye çok gittiğim için boşanma davası denk geldi. Bir gazetecinin davası vardı gireyim. Siz bayağı seviyorsunuz. Sayın şimdi... Adam diyor ki eşiyle bir nafaka problemi var. Geldiğimiz noktaya bakın. Diyor ki bakın benimle ilgili hakim hanım bu kararı veremezsiniz. Yargıtay'ın diyor bu konuda kararı çok açık diyor. Benim lehime diyor. Ne dedi biliyor musunuz hakim? O Yargıtay'ın görüşü dedi. Yani evet yani o Yargıtay'ın görüşü dedi. Bak işte yerel mahkemenin şeyi reddetmesi gibi. Anayasa Mahkemesi. Şimdi mesela Enis abinin duruşması. İzliyorum. Hakim geldi, oturdu, Bölge Adliye Mahkemesi, bilinen adıyla İstinaf Mahkemesi kararı açıklayacak. Dedi ki Enis Berberoğlu'nun terör örgütü FETÖ ile iltisakı saptanmamıştır. Oh harika dedik, güzel, güzel. Can Dündar'a bu CD'yi verdiği, flash belleği verdiği ispatlanamamıştır. Oh harika, Enis abi geliyor dedik. Enis Berberoğlu'nun verdiği iddia edilen bu CD'lerde yer alan haberler basın kanununa göre üzerinden 120 gün geçtiği için zaten soruşturmaya uğrayamaz. Oo süper. Tamam içtihat yazıyor süper. Fakat dedi temin etme yönünde şüpheler vardır dedi. Temin etmiştir. Hani bu flash belleği temin ettiği yönünde. Şimdi siz hocam bu kadar o yoktur, bu yoktur, FETÖ ile irtibat yok, verdi ne beklersiniz? Tahliye beklerdim. Beraat anında da doğal olarak tahliye. Ne hani dedi? Tutukluluğunun devamına dedi. Tutukluluğunun devamına ve 25 yıldan hapsi 7 yıla düşürdü. İşte yattığı ihal 5 yıl 10 aya düşürdü. Ya biz ama ne oldu? Peki niye? Neye istinaden tutukluluğunun devamı? Ya onun neye istinaden? Siyasi konjonktüre istinaden. Tamam. Efendim ben bırakmayayım. Ben bunları tespit ettim. Gitsin. Zabıtlara da geçiyor ya mu? Hepsi geçiyor. Gitsin Yargıtay'da işini halletsin. Ama o yargıç herkes birbirini tahliyetse beyler o yargıç 2 tane çocuğu diyelim burada bir okullarda okuyor. Bir belki kızı üniversitede okuyor. Tabii. Ben yaşadım bunu. 3 kere reysen bir gece saat 11'de beni aradılar. Ruşendiler Gaziantep hakimiz. Sabah gittik tıpış tıpış orada göreve başladık. Bak çocuklarım Ankara'da. Her şeyim Ankara'da. Ama ertesi sabah gidiyorsun. Başka bir yerde göreve başlıyorsun. Bakın travma, yaratılan travmaya bakın. Bu yargıç bu kararı verseydi, birçok örneğinde gördüğümüz gibi, ve ertesi gün Van Adliyesi'ne gitseydi, karısına nasıl hesap verecekti? Tabii. Memleketi diyecekti, sen mi kurtaracaksın? Devamına diyeydin de, biz kurtulaydık. Anlatabiliyor muyum? Çok sayıda tweet geliyor. Onu söyleyeyim de ne olur. Bir cümle biliyorum hemen reklam kaçtı. Sabahtan beri çok sayıda tweet, SMS, mesaj geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu ile İnce'nin görüşmesini niye anlatmıyorsunuz? Sansür mü var diye. Vallahi ben ne konuştuklarını bilmiyorum. Ne konuştuklarını bilen biri varsa bana yazsın. Ben hepsini buradan açıkça okuyacağım ve anlatacağım. Ya bir açıklama yapılmama kararı alınmış. Buradan da iletelim izleyicilerimize. Evet. Yani olsa zaten sevgili izleyiciler biz buradan anında size iletecektik. Şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Çok taştık. Dönüşte yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili izleyiciler, yeni bölümde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün önemli bir tarih. Neden önemli bir tarih? 2 Temmuz 2018. 25 sene geriye gideceğiz, hep birlikte gideceğiz. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri de Madımak Oteli'nde Türkiye'nin yazar, aydın, şair pek çok kişinin de aralarında bulunduğu, maalesef 37 kişinin hayatını kaybettiği, aslında buna katliam demek lazım, katledildiği günün, günün bugün 25. yıl dönümü. Bu bölümde biraz da bunu konuşalım. Ne değişti? Değişen bir şey var mı? Çünkü ilk iki bölümde de konuştuk o ötekileştirmeyi, ayrıştırmayı. Onun üzerinden devam edelim. Ümit Zileci, söz senin. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. 25 yıl, yani çeyrek asır. Evet. Bu olduğu günü ben çok iyi hatırlıyorum. Hepimiz donmuş gibi televizyonun karşısında naklen katliamdı bu. Hı hı. Naklen yayında katliam. Tam 8 saat. Orada bir güruh, ağızlarından salyalar akan bir yığın gerici yobaz ve sonuna kadar bizim gözlerimizin önünde sonunda yaktılar. İçeride yanarak. Bir hatırlayalım mı? Bir hatırlayalım mı? 25 sene önceye gidelim. Arkadaşlar VTR olarak verelim. Evet, evet. Hep birlikte işte o korkunç günü benim anlatmamdan çok daha etkili. Bu yaratıklar, bu yobazlar, gericiler. 37 kişi, yalnız 37'den ikisi, hı hı, o cenahtan, o güruhtan 2 kişi ölen, ama 35 evet, kişi ve içinde gerçekten gencecik çocuklar, sanatçılar, şairler, ozanlar, hepsi maalesef orada katledildiler. Bu tarihten 4 yıl sonra 1 Temmuz 1997'de bir televizyon kanalında benim programım, o programıma 2 kişiyi davet etmiştim. Bunlardan birisi Murtaza Demir, hı hı, Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı'ydı o zaman. O bir de gencecik bir kız vardı, o da Zeynep Altok o zaman. Babasını kaybetmişti o da, Metin Altok'u. Murtaza Demir'in bir lafı o kadar yüreğime dokunmuştu ki şöyle demişti: ya size çok teşekkür ederiz Ümit Bey. Yani ilk defa şurada özgürce bu olayları anlatabileceğiz. Nasıl yani? 4 yıl geçti aradan. Hiçbir yerde bize bunları anlattırmadılar bile. Hiçbir yerde doğru dürüst yer bulamadık. Bir iki gazete, belki bir iki televizyon kanalı dışında hiçbir yerde bize yer vermediler. 4 yıl sonra söyleniyor. Orada Zeynep de, kulaklar için nasıl şu anda nerede bilmiyorum ama, ben babamı kaybettim ama aslında sizler geleceğinizi kaybettiniz diye bağırmıştı. Çok doğru bir laftı. Hepimiz Zeynep Altok. Zeynep Altok. Zeynep'ten bahsediyorum. Ve onun üzerine 21 daha koyun. Bugün 25. yıl. Bu davayı ve bu katliamı yok saymak, bu katliamı gözlerden uzak tutmak, daha doğrusu iyice derine gömmek için birileri ellerinden geleni yaptı. Bakın, Madımak Otel şu anda yok. Yerinde ne var biliyor musunuz? Sivas Özel İdare Bilim ve Kültür Merkezi. 2011'de orayı bu hale getirdiler. Bu hale getirdiler ama orası aslında bir müze halinde tutulmalıydı. Bizim o nasıl bir karanlığa teslim olduğumuzu ve o karanlığın uşaklarının bu olayı nasıl derine gömdüğünü anlatması açısından orası bir müze olmalıydı. Alay eder gibi de, neyse, Allah'tan kebapçı oluyordu yoksa. Bir de öyle bir durum var. Onu diyecektim ben. Yani bir kebapçı olmasındansa bir bilim kültür merkezi olması tabii ki çok daha kabul edilebilir bir şey olarak çıkıyor önümüze. Şunu söyleyeyim. Ne kadar unutturmaya çalışırlarsa çalışsınlar, Tarih Baba'nın o kara kaplı defterinin utanç dolu, utanç sayfalarına gayet net bir şekilde geçmiştir. Biz istediğimiz kadar kendimizi kandıralım, suratımıza bir tokat gibi iner. Tam tersi, unutmak unutturmak değildir. Yüzleşmek ve bir daha böyle bir şey olmasının önüne geçebilmek için savaş vermekti. Ama görüyorsunuz ki artık galiba Zeynep söyledi, birisi söyledi bugün. Hatırlayacaksınız biriniz eminim. Zaman ve şu an yeni Sivas katliamlarının zamanıdır. Çok dikkatli olmak lazım dedi birisi. Yani insanların bu kadar birbirinden ötekileştirildiği, ayrımcılığın bu kadar keskinleştiği ve insanların birbirinden nefret eder hale getirildiği bir düzlemde insanların son derece dikkatli, son derece birlik halinde olması gerekiyor. Eğer biz bunu önleyeceksek ancak bu şekilde önleyebiliriz. Bir daha olabilecek olan bir şey. Sivas katliamı da hiç kimse unutmayacaktır. Sivas katliamı bizim utancımız olarak yüzyıllar boyunca bizim torunlarımız, onların torunları tarafından da çok utanarak bakılacak ve ya neler olmuş o zamanlar denilecek bir kara sayfa olarak maalesef tarihimize eklenmiştir. Evet, ve belleklerimize de aynı zamanda. Ben bir lise öğrencisiydim o dönemde. O günü televizyon ekranlarından birebir canlı izledik. Çok canlı katliam. Evet, çok büyük bir travmaydı. Pardon, bir şey, özür dilerim. Geçen gün zamanın başbakanı, çok yeni başbakan, daha bir haftalık başbakandı. Tansu Çiller. Hı hı. Tansu Çiller geçen gün bu mitinge geldi. AKP'nin İstanbul mitinginde milli bir şuurla geldi. O milli şuurla gelen kadıncağız o katliam sırasında ve onun ardından ne demişti biliyor musunuz? Allah'a şükür otelin dışındakilere hiçbir şey olmadı. Otelin dışındakiler. Bunu söyleyip başbakanlık yapan bir hanımefendiden bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Nokta. Barış arkadaş, senden de duygularını, düşüncelerini alayım. Türkiye'de 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan Sivas katliamının temel sebebinin Türkiye'de laik, anti-laik kutuplaşmasını sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Sivas katliamı aslında tam da bugünlerin zemininin oluşturulması için düzenlendi, tasarlandı. Yazar Aziz Nesin'in söylediği ya da söylemediği sözler üzerinden Sivas'ta geliştirilen provokasyona bir hükümet seyirci kaldı ki Sosyal Demokrat Halkçı Parti o zaman ne yazık ki iktidar ortağıydı. Erdal İnönü başbakan yardımcısıydı. Çok sayıda SHP'li bakan vardı. İnisiyatif koyamadılar ve Sivas gibi bir katliam yaşandı. O günden bugüne Türkiye'de gericiliğin azdırılması, aydınlık yüzlerin sindirilmesi için yapılan operasyonlara da devam edildi. Sivas katliamında hayatını kaybeden tüm aydınlarımıza, yazarlarımıza, şairlerimize, ses ve söz sanatçılarımıza da buradan bir kez daha rahmet dileyelim. Hakikaten onların ne mücadelesini unuttuk, ne içeride verdikleri o insanlık mücadelesini unuttuk. Evet, Ümit Sileli'nin de dediği gibi orası bir insanlık müzesi olmalıydı aslında. Ama unutmayın ki AKP iktidarı Kars'ta Cumhuriyet Halk Partili eski belediye başkanı Naif Ali Beyoğlu'nun yaptığı insanlık anıtını yıktı. İnsanlık anıtını yıkan ve insanlık anıtını yerlerde sürükleyen bir hükümete ve iktidar partisine sahibiz. 1993'te nasıl insanlarımız yakıldıysa aslında Kars'ta yıkılan insanlık heykeli de o katliamın bir devamıydı. Başka bir tezahür. Zihniyet aynı şekilde devam ediyor. Bakın bugün Sivas katliamında hayatını kaybedenleri konuşuyoruz. Ama o zihniyet tecavüze uğrayan kadınların yaşadıklarını meşru görüyor. Hayvanların katledilmesini meşru görüyor. Küçücük kız çocuklarına tecavüz edildiğinde anneleri babaları sahip çıksaydı diye konuşuyor. Yani o örümcek beyin aslında ne yazık ki Türkiye'de artık belli bir noktaya geldi ve orada bir düşünce sistematiği oluştu. Sivas'tan bugüne Türkiye'de aydınlanma mücadelesi verenlerin mücadelesinde bir milim dahi gerileme olmadı. İnsanlar katliamlara, baskılara, diri diri yakılmalara rağmen o mücadeleyi, insanlığın ayağa kalkma mücadelesini, aydınlanmayı, bilimi, evrimi, laikliği, cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüzce savunuyorlar. Evet, bugün bir karanlık bir dönemden geçiyoruz. AKP iktidarı devletin de gücünü arkasına alarak 16 yıl boyunca kullandığı argümanlarla devleti de bu işin içine katarak yeniden iktidar olmayı başardı. Ama şunu herkes bilsin ki zulümle, karanlıkla ancak geçici bir süre ayakta kalabilirler. Herkesin... Bir cümle daha alayım. Son 3 dakikam Müşen Gültekin'e de söz vereceğim. Sivas'ta yakılan ateş bizim hakikaten bedenimizde aslında yandı. Hasret Gültekin katledildiğinde 23-24 yaşındaydı. Metin Altıok'un merdivenlerde elindeki fırçayla, süpürge sapıyla beklediği anı hiçbir şekilde unutamayız. Behçet Aysa'nın hemen Metin Altıok'un önünde oturmasını ve orada arkadaşlarına espriler yapmaya çalışmasını, oradaki anılarını hiçbir şekilde unutmuyoruz, unutturmayacağız. Elimizde kalan tek şey onların verdiği aydınlanma mücadelesi. O mücadeleyi de son nefesimize kadar vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkürler Barış arkadaş. Müşen Gültekin, sizden de duygularınızı alayım. Madımak katliamı bana göre Türk çağdaşlaşma hareketine vurulan bir darbedir. Doğru. Türk ilericilik hareketini ortadan kaldırmaya yönelik bir teşebbüs ve aslında bir eksen kaymasıydı. O zamanki siyasi iktidarlar burada gerekli inisiyatifleri alamadıkları için biz bugün bu sorumlulukları yaşıyoruz. Neden? Eğer hukukken bu katliam yaşandıktan sonra ilgililer... Şu fotoğraf Barış arkadaşın da az önce bahsetmiş olduğu fotoğraf, belleklerimize kazınmış olan tek kare bir fotoğraftır. Bundan sonra yapılan yargılamada eğer sanıklar cezalarını çekebilseydi, alabilseydi biz bugün bunu bir katliam olarak değil, aynı zamanda hakkın, adaletin teslim edildiği bir gün olarak kabul edecektik. Ama hukuk işlemedi. Ne diyoruz her zaman? Hukuk, hukuk devleti. Hukuk işlemedi, çeşitli mahkemelere verildi, suçlar zaman aşımına uğratıldı, cezasız kaldı ve dikkatinizi çekelim beyler. Bu davada avukatlık yapanlar Türk siyasetinin en önde gelen isimleri oldular. Evet. Bakın çok önemli. Yani çok önemli. Hal böyle olunca bu yolun önü açıldı ve devletin laik düzenini ortadan kaldırıp din devleti kurmaya teşebbüs cezasız kalmış oldu. Dolayısıyla bizi bugünlere getirilen eksen kaymasının en önemli adımlarından biridir. Bugün de kınıyorum ve bir gün inşallah diyorum o İlezüet İdaresi olan yerin Madımak Müzesi olarak düzenlenmesini istiyorum ki belki biraz insanların yüreğine su serpebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir son dakika var bu arada. Evet, bir son dakika haberi var. Sevgili izleyiciler, son dakika aslında şöyle hemen açıklayayım. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın İnce'nin bu akşamüstü saatlerinde bir görüşmesi oldu. Yemekli bir görüşmeydi. Eşlerinin de katıldığı bir görüşmeydi. Türkiye buna kilitlenmişti. Ne çıkacak bu görüşmeden diye bir açıklama yapılmadı. Ancak bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Biz de Halk TV olarak sansürsüz bir şekilde tüm gelişmeleri sizlere bu ekranlardan duyurmaya devam edeceğiz. Efendim, bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hatta Merceğin sezon finalini yapıyoruz bu akşam. Ümit Zileli, bir cümle senden alayım. Bir cümle de ben senden alayım. Evet, ben 2 cümleyle geleceğim. Yani çok sıcak günler böyle de devam edecek biliyoruz ama bu sıcak günlerin pek biteceği yok. Benim sıcak diye bahsettiğim tabii ki hava sıcaklığı değil. Evet. Anlıyorsunuz. Onun için birazcık nefes almaya ihtiyacımız var dedik. Böyle bir sezon finali yaptık. Evet. Yakında görüşmek üzere. Daha iyi haberlerle buluşabilmek dileğiyle, iyisiyle kötüsüyle bir sezonu geride bıraktık efendim. İyi haberler verebilmek dileğiyle diyelim. Sürçülisan ettiysek affola, görüşebilmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.